Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımıza başlıyoruz. Haftanın önemli konularını işleyeceğiz. İlk olarak biliyorsunuz bu hafta çok önemli gelişmeler oldu. Garay operasyonu sonrası, operasyonun başarısız olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye iktidarın önemli gayretleri oldu. Garay operasyonunu duyduğum zaman, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasını duyduğum zaman, ki ilk açıklama sivil kayıplar olduğu yönündeydi, konuyu yakından takip eden birisi olarak ölenlerin sivil olmadığını, kaçırılan asker ve polisler olduğunu anladım ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Üzüntümü paylaştım. Keşke ölmeselerdi dedim. Hayatın, barışın yolu açılsaydı keşke dedim ve günah keçisi ilan edildik. Sanki bu insanların ölümüne yol açan bizmişiz gibi üzerimize yalanlar, hakaretler, tehditler, suç duyuruları, soruşturmalarla geldiler. Neden? Neden geliyorlar? Yanlış bir şey mi söyledik? Hayır. Herkesin bir iki gün sonra kabul ettiği bir şeyi söyledim. Bir ortada başarısızlık var. Bu insanlar ölmeyebilirdi. Bu insanlar kurtulabilirdi. Bunu söyledim. Neresi yanlış bunun? Niye benim üzerime geliyorsunuz? Bakın, konuyu takip eden bir insanım ben. Bu kaçırılan askerlerin yakınları bana daha öncesinde başvurmuştu. Bu kişiler bize bu konuya bir çözüm bulun diye başvurmuşlardı. Elimizden geleni yapmıştık. Burada önceki basın toplantılarımda çağrılar yapmıştım. Kaçırılan asker ve polisler için bir şey yapmalıyız. Bu insanların hayatını kurtarmalıyız diye çağrılar yapmıştım. Elimden gelen her türlü çabayı göstermiştim ama olmadı. Bakın, söylediklerim burada. Diğer milletvekillerinin verdiği önergeler de var. Ve daha sonra bu insanların yakınlarının ifadeleri var. Kaçırılan insanların mektupları var burada. Biz kaçırıldık, bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Niye bizi kimse kurtarmak istemiyor diye sitemleri var. Semih Özbey'in, Müslüm Altıntaş'ın sitemleri var. Hepsinin mektupları burada işte. Ve biz bu mektupları biliyoruz. Bu insanların yakınlarının söylediklerini biliyoruz. Bakın, Assubay Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, bu süreçte meclise giderek tüm parti temsilcileriyle görüştük ve kendilerini bizim yerimize koymalarını istedik. Biz artık savaşmayın dedik, ölümler olmasın, analar ağlamasın istedik. Dedi. Yıllardır bunu dedi. 6 yıldır bunu dedi. Bu insanlar mektuplar yazdı ama iktidarın umurunda olmadı bu konu. Kimse ilgilenmedi. Soru önergeleri ne? Cevap verilmedi. Bakın, burada soru önergeleri var. CHP milletvekili Murat Bakan'ın, bizim partiden arkadaşlarımızın soru önergeleri var. Basın toplantılarında burada andık. Sürekli çağrılar yaptık. İnsan Hakları Derneği çırpındı. 6 yıldır iktidar hiçbir şey yapmadı. Aileler bekledi ve sonuçta bu insanların cenazeleri geldi. Başarısız bir operasyon olduğunu herkes kabul etsin. Biz hayattan yanayız. Biz barıştan yanayız. Ve en riskli zamanda da olsa doğru bildiğimizi söyleriz. Gördüğümüzü söyleriz. Bunun için taşlansak da söyleriz. Ben insan hakları savuncusuyum. İnsan haklarını söylerim. Hayatı söylerim. Barışı söylerim. Çatışmanın aksine uzlaşmayla meselelerin halledilmesi gerektiğini söylerim. Biz bunu ilk olarak söyledik. Bize denmeyen kalmadı. Bir iki gün sonra her şey ayan beyan ortaya çıktı. Bakanlar geldiler, meclise bilgi verdiler. Aslında istifalarını vermeleri gerekiyordu. Başarısız bir operasyon var. Bunu herkes kabul etsin. İstediği kadar üst düzey yetkililer bağırsınlar, çağırsınlar. Sonuçta ortaya çıkan 6 yıldır kaçırılmış insanların cenazelerinin buraya gelmesidir.
Ben bu konuda öncesinde de bana başvuranlarla konuştum, şimdi de konuştum. Bunları da şimdi kamuoyuna açıklamak isterim. Bakın, bana başvuran bir ailenin yakınıyla dün konuştum. Bana ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor iktidarıyla ilgilenmeyen muhalefetiyle, ki bir kısmı ilgilendi diyorlar ama ilgilenmeyen kısmıyla kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Açık, net ifade. Daha önceden gidip alıkonulan insanları getiren Fethullah Erbaş'la önceki gün konuştum. 74 yaşında. Fethullah Erbaş bana dedi ki biz ailelerin bize başvurusu üzerine çok duygulandık, üzüldük. O ailelerin perişan halini gördük. Ve ben İnsan Hakları Derneği'ne, Mazlumdere, var mısınız gidelim bu insanları oradan alalım dedim. Varız dediler, gittik aldık. Fethullah Bey, herhangi bir pazarlık yaptınız mı? Bir şey alma verme durumu oldu mu siyasi olarak? Hayır dedi, kesinlikle olmadı böyle bir şey. Biz gittik, İnsan Hakları Derneği ve Mazlumdere'le beraber bu insanları aldık geldik ve hayatımın en mutlu anıydı bu. Şu anda bu meselenin böyle sonuçlanmasından dolayı çok üzgünüm diyor Fethullah Erbaş ve Akın Birdal. İkisiyle de konuştum. Bu mesele böyle çözülmeyebilirdi arkadaşlar. Bakın şu ana kadar 355 kişi kurtarılmış. İlk defa kaçırılanlar öldü. Bunu sorgulama hakkımız yok mu bizim? Ben bu ülkenin milletvekiliyim. Ben bu konuları takip eden insanım. Ben bu konuları sorgularım. Kim ne derse desin, kimse bizi de susturamaz. Öyle soruşturmalarmış, baskılarmış, hakaretlermiş, tehditlermiş. Kimse bizi susturamaz Allah'ın izniyle. Biz hayatın yanındayız, barışın yanındayız. Bakın, ben sözümü açık söylüyorum. Yeter artık diyorum. Edibese diyorum. Yeter artık bu kan, ölüm, gözyaşı, çatışma, yeter artık diyorum. Herkes silahları bıraksın diyorum. Yeter artık. Çatışma olmasın, kan olmasın, ölüm olmasın, gözyaşı olmasın. Rahmetli Tahir Elçi gibi biz diyoruz ki artık bu topraklarda kan, ölüm, gözyaşı olmasın diyoruz. Tüm insan hakları savunucuları bunu der. Bunu dedi. Sonuna kadar da biz bunları söylemeye devam edeceğiz. Tüm insan hakları savunucuları olarak da devam edeceğiz. Kesinlikle barışın sağlanması lazım. Herkesin elini vicdanına koyarak durması, düşünmesi, silahtan uzaklaşması ve barış için birer adım atması lazım. Gelin diyorum, barış için birer adım atalım. Bu yolun sonu karanlıktır. Partimizi kapatarak bir yere varamazsınız. Silahlarla kimse bir yere varamaz. Gelin silahsız bir ortamda herkes silahını bıraksın, otursun, konuşalım, tartışalım. Herkese de çağrımız. Mesele artık bu acıların yaşanmamasıdır. Mesele kan, ölüm, gözyaşı üzerinden siyaset yapmama meselesidir. Ne olacak şimdi? Bakın ben yakınını kaybeden insanla konuştuğum zaman, şu an ismini veremiyorum ama izni olursa veririm, bana ne dedi biliyor musunuz? Tüm Türkiye kamuoyu bunu iyi dinlesin. Herkes dedi şu anda timsah gözyaşları döküyor. Hiç kimse gelip bizimle konuşmasın. Bana geliyorlar basın mensupları konuşmak istiyor, hayır diyorum. Siyasetçiler konuşmak istiyor, hayır diyorum. Üç gün sonra biz acımızla kala kalacağız. Hiç kimse bizi hatırlamayacak, herkes unutacak. Ateş bizim ocağımıza düştü diyor. Haksız mı arkadaşlar? Sorarım size. Eşi, kardeşi, çocuğu ölmüş insanlar bunlar. Ateş bu ocaklara düşmüş ve yarın öbür gün bu toplum bunu unutacak. O insanlar acılarıyla kalacak. Daha bir başka gün başka insanlar ölecek. Ve yine unutulacaklar.
Yine bir sürü devlet törenleri yapılacak. Şehitler ölmez, vatan bölünmez falan denilecek. İşte bu partiyi meclise almayın, kapatın bunu, bilmem ne yapın diye naralar atılacak. Ya 40 yıldır bu naraları atıyorsunuz ya. Allah'tan korkun, 40 yıldır bu naraları atıyorsunuz. Kim nereye ulaştı? Hadi bakalım HDP'yi de kapatın, kovalayın. Beni de diyelim vekilliğimi düşürün, kovalayın meclisten. Ne geçecek elinize? Hakkın, hakikatin söylenmesinin engellenmesinden ne geçecek elinize? Sorarım size. Hakkımızda habire soruşturmalar açıyorlar. Fezlekeler geliyor. Bunlarla nereye varacaksınız siz? Doğruyu söylediğimiz için mi bu yapılan? Ben şu mektupları çok büyük üzüntüyle okudum. Şimdi vaktim yok, hepsini okuyamayacağım. Ama öylesine dram var ki bu mektuplarda. Öylesine gerçekten insanlar çaresizlik, ümitsizlik, kırgınlık, hayal kırıklığı içinde yazmış ki neredesiniz diyor. Düşünün, 6 yıl esaret altındasınız, dağ başlarındasınız, mağaralardasınız. Bunun karı var, kışı var, yazı var, gündüzü var, gecesi var. Büyük bir perişanlık içindesiniz ve her gün, her saniye bir el bekliyorsunuz. O el gelmiyor. En sonunda ne oluyor? Ateşler yağıyor, bombalar patlıyor ve bir şekilde öldürülüyorsunuz. Ki biz bu öldürülmeyi tartışmıyoruz. Öldüren PKK ise de biz bunu şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Kabul edilecek bir hal değildir bu. Kesinlikle tasvip edilecek bir hal değildir. Ama şunu bilsin ki insanlar, öldürerek bir yere varamazsınız. Hiçbir şekilde bir yere varamazsınız. Değerli arkadaşlar, gündemde önemli konular var. Bakın, intiharlar artıyor. Vekili olduğum Kocaeli'nde 7 günde 6 intihar oldu. 6 intihar. Kimse bunu araştırmıyor. Çoğunlukla doğudan gelen insanlar, bir sanayi kenti olan Kocaeli'nde boşluğa mı düşüyor, neler yaşıyor, ekonomik sıkıntılar mı yaşıyor bilemiyoruz. Ama sonuçta bu insanlar intihar ediyor. Rekor sayılar bunlar. 7 günde 6 intihar. Bakın, önümde çok ciddi haberler var. Bir doktor intiharı var. Uludağ'a giderek damarına bir ilaç enjekte ederek intihar etmiş. Kalp damar cerrahinde baş asistan olan bir doktorumuz Mustafa Yalçın. Neden intihar ettiğini bilmiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki maalesef 2000'den fazla hekim istifa etti şu ana kadar. Bakın, burada haberlerde çok ciddi sayıda pandemi döneminde hekimler istifa etmiş arkadaşlar. Çoğu rapor almış. İnsanları zor durumda bırakan, hekimleri ikilemde bırakan bir anlayışla karşı karşıyayız. 7 ayda toplam 2412 hekimin istifa ettiğini açıklamış Sağlık Bakanı Koca. 10 Mart 2020 ile 8 Eylül 2020 tarihleri arasında 858 uzman tabip, 144 asistan ve 1410 tabip olmak üzere toplam 2412 hekimin istifa ettiği belirtiliyor. Bunların nedenini kimse araştırmıyor mu arkadaşlar? Doktorları pandemiyle baş başa bıraktınız. Ölmeye başladılar. En çok vaka ve ölüm oranı sağlık çalışanlarında görülmeye başlandı. Ve bu insanlar istifa ediyor. Biz zamanında pandemi başladığında dedik ki KHK ile ihraç edilen 15 bin sağlık çalışanı var. Bunları iade alın. Sağlık çalışanı yetersizliğinden dolayı vaka ve ölümler artabilir. Sırf siyasi nedenlerden kimse bizi dinlemek istemedi. Bakın, öylesine vahşi bir siyasi anlayış, öylesine vahşi bir KHK'lı düşmanlığı var ki insanların, toplumun hayatını hiçe sayıyorlar.
Sağlık Bakanı'nın bu tavrı, iktidarın en tepelerinin bu tavrından dolayı insanlar hayatını kaybetti. Kimse de bu sayıları açıklamıyor. Adalet Bakanlığı'na soruyoruz, açıklamıyor. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz, doğru dürüst sayılar açıklanmıyor. Kim bunun sorumlusu, kim hesap verecek? Kimsenin umurunda değil arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi hastanelerde, yoğun bakımlarda sıkıntı halen oldukça yüksek seviyede. Bakın, HDP parti meclisi üyesi kaçırılmıştı, sorgulanmıştı ve sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Emniyete, savcılığa gitti, kendisini kaçırıp tehdit eden, ajanlaştırmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne oldu biliyor musunuz? Hatice Büşra Kuyun'u kaçıran kişiler hakkında takipsizlik verildi. İtiraz etti. Efendim, Sulh Ceza Hakimliği itirazı haklı bulmadı. Ve diyor ki, müştekilerin beyanları doğrultusunda yapılan plaka tespit çalışmalarında 65AT923 numaralı plakanın herhangi bir araca ait olmadığını tespit edildiği, yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinde müştekinin beyanında bahsettiği herhangi bir görüntüye rastlanılmadığı anlaşıldı. Yani belli ki bu kişiyi kaçıran insanlar sahte plaka kullanmış ve o plaka hiçbir şeye ait değildir diyor. Peki olay var. Bu olayı tespit için başka yollara başvuramaz mısın? Ama niyeti bu konuyu araştırmak olmayan, üstünü kapatmaya çalışmak olanlar bundan başka cevap veremez. Savcılıkların hangi ihlal karşısında takipsizlik vermediği görülmedi ki arkadaşlar. Her şeye takipsizlik veriyor. Daha sonra ne oluyor? Anayasa Mahkemesi çıplak arama için ihlal kararı veriyor. Cezaevinde kolu kırılan insan için bakıyorsunuz savcılık takipsizlik kararı veriyor. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi ya sen nasıl soruşturdun diyor. İhlal kararı veriyor. Memleketin hali bu arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne gitmezseniz, AİHM'e gitmezseniz memlekette size yapılan haksızlığın üstünü çok kolay bir şekilde örterler. Bakın çok net vakaları söylüyorum. Adamın kolunu kırmışlar ya. Kırıkkale cezaevinde Gökhan Gündüz. Savcılık takipsizlik veriyor ya. Bu ne rezalet. Yıllar sonra Anayasa Mahkemesi savcılığa diyor görüntüleri incelememişsin. Bak adamın kolunu kırmışlar. Yani trajikomedi ya. Memleketin hali trajikomedi arkadaşlar. Bakın bir başka vaka, benim sıklıkla gündeme getirdiğim bir vaka. Sayemizde tüm Türkiye kamuoyu bunu bildi. Çıplak arama. Hakkari Belediyesi eski ve eş başkanı Dilek Hatipoğlu çıplak aramaya maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Kendisi Van T tipi cezaevinde çıplak aranmak istenmiş ve ardından bunu reddedince kamerasız bir alana çekilerek orada darp edilerek çıplak aranmış. İşte ülkenin hali bu. AK Partili Özlem Zengin'e sorsanız inanamıyorum diyor. Cahit Özkan'a sorsanız belge getirin diyor. Öbürkilere sorsanız vay işte sen bunu söyledin diye teröristsin diyor. Ama çıplak bir gerçek var. Apaçık işte. İstediğiniz kadar saklamaya çalışın. Yalanlar atın. Hakaretler edin. Gerçekler apaçık ortada arkadaşlar. Kimse bunları gizleyemez. Yine başka birkaç önemli konumuz var. Bakın İslam dünyasında dindarlık azalıyor. Hem Türkiye'de de dindarlık azalıyor. Hem de İslam dünyasında. İran'da yapılan bir araştırmada kendisine soru yöneltilenlerden %47'si kendini dindar olarak tanımlamadı. %78'i Allah'a inandığını ancak Şii Müslüman olarak tanımlayanlar oranı %32 olarak ölçülmüş. Şimdi İran'da durum bu. Türkiye'de de farksız değil. Türkiye'de de insanlar dinden uzaklaşıyor. Neden? Bunun sosyolojik dünya çapında nedenleri var. Sekülerleşme artıyor ve benzeri nedenleri var. Ama Türkiye'deki en önemli neden iktidarın İslam adına, din adına yaptığı gayri ahlaki davranışları.
Bundan dolayı insanlar dinden uzaklaşmaya, soğumaya, nefret etmeye başladı. Ve bunun sorumlusu iktidardır. İnsanların hem dünyasını hem de ahiretini yakıyor bu iktidar. Hem dünyasını hem ahiretini yakıyor. Yaptığı politikalarla insanları dinden uzaklaştırıyor arkadaşlar. Bu da apaçık ortada. Bir başka, bakın, istatistik sunacağım size. Akademik özgürlük endeksinde 144 ülke arasında 135. sıradayız. Dünya endeksleri bunlar. Bakın, ben muhalefet partisi vekili olduğum için bunu söylemiyorum. Dünya endeksini getirmişim size. Akademik özgürlük sondan 9. sıradayız arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu olaylar boşuna mı yaşanıyor? Üniversiteler boşuna mı iktidara boyun eğdirilmiş durumda? İşte ve sonuçta bu. Akademik özgürlükte sondan 9. sıradasın koca dünyada. Utanç verici bir haldir bu. Yine bakın, pandemide vatandaş, esnaf çok zor durumda ve şu, bakın, kırmızı alanlar. Kırmızı alanlar pandemide dünya ülkeleri arasında vatandaşına en az maddi destek sağlayan ülkeler anlamına geliyor. Bakın, biz yeşil ülkeler arasında değiliz. Maalesef vatandaşına imkan sağlayan ülkeler arasında, mesela Afrika ülkeleriyle aynı kategorideyiz. Avrupa ülkeleri yeşil, Amerika'da yeşil, Rusya sarı ve maalesef işte şu halde görüyorsunuz, Türkiye kırmızı sıralamada vatandaşına en az maddi destek sağlayan bir ülkeyiz. Biz esnaflarla konuşuyoruz, işçilerle konuşuyoruz, memurlarla konuşuyoruz, iş yerlerini kapatan insanlarla konuşuyoruz ve gerçekten bittik diyorlar. Şu anda Ankara'da pazartesi, cuma günleri 6.30-7 arasında eylem yapan esnaflar var. Dükkanlarının önünde sivil bir protesto yapıyorlar. Yeter diyorlar. Artık bittik yani. Artık bittik. Bize birisi el uzatsın. Ne zaman ne olacak? Perişan durumdayız diyor. Yeterli desteği alamıyorlar. İşte dünya tabloları da ortada arkadaşlar. Evet. Bu arada bir de İnsan Hakları Derneği'nin bir raporundan bahsetmek isterim. İnsan Hakları Derneği yıllardır arkadaşlarımız çok fedakarca değerli raporlar oluşturuyorlar. Onlardan birisi mültecilere yönelik hak ihlalleri raporu 2020 raporundan bazı bölümler size sunmak isterim. Meclis Göç ve Uyum Komisyonu üyesiyim. Diyor ki, mültecilerin yaşadıkları tüm sorunlara yer veremedik ama çözümün aciliyetine ışık tutmayı amaçladık. Mülteci kadın ve çocukları istismara daha da açık hale getirdi bu uygulamalar. Devletin sosyal devlet ilkesine uygun örgütlenmesi ve ülkesinde yaşayan insanların temel gereksinimlerin karşılanacağı sosyal destek programlarını hayata geçirmesi ihtiyacı daha acil hissedilmektedir. Bu programların hayata geçirilmesinin zaman alacağı bilindiğinden kadın, çocuk, LGBTİ artı birey, yaşlılar ve engellilerin haklara erişimlerini sağlayacak mekanizmalara acilen işler hale getirilmelidir. Nefret dilinin yaygınlaşmasında etkili bir araç olarak kullanılan medyanın bu dilden arındırılması, toplumdaki ayrımcılığı hoş görme eğiliminin gerilemesi bakımından ciddiyetle değerlendirilmelidir. Mülteciliği temel bir hak olarak tanımlayan uluslararası sözleşmelere, belgelere ve ulusal mevzuata rağmen mültecilerin hakları kağıt üstünde kalmaktan kurtarılamamıştır. Çocuk ve kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi ve çalışan mültecilerin haklarının korunması bakımından dahi bu sorunun aşılamamış olması can yakıcıdır. Bunun için şu önerilerde bulunmuş İnsan Hakları Derneği: mültecilere yönelik hak temelli yaklaşım benimsenmeli, medyada ve siyasette daha da öne çıkan ve ırkçı saldırıları motive eden mültecilerle ilgili ayrımcı söylemlerden vazgeçilmeli, önleyici tedbir alınmalı, nefret saldırılarında karşımıza çıkan cezasızlık uygulamasına son verilmeli, 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki coğrafi çekince kaldırılmalı,
AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması geri çekilmeli. Çünkü bu iktidarın bir şantaj malzemesi olarak kullanılıyor. Sınırlar açılarak insan kaçakçılığı önlenmeli. Mültecileri sınırdan geçmek için yasa dışı tehlikeli yollara sevk eden politika ve söylemlerden vazgeçilmeli. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi sağlanmalı. Çünkü bu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü'ne verildi ve burada çok önemli bir boşluk ve bağımsızlıktan uzaklaşma doğdu. Göç İdaresi'nin uluslararası koruma ve ikamet başvurularının alınması başta olmak üzere mültecilerin taleplerini karşılayacak, güven verici, keyfiyetten uzak, mültecilerin erişimini kolaylaştıran bir sistem kurması gerekiyor demiş. Suriyelilere uluslararası koruma başvurusunda bulunma yolu açılmalı, geri gönderme yasağına aykırı uygulamalar durdurulmalı. Geri gönderme merkezlerinde insani tutulma koşullarının sağlanmasından öte idari gözetim uygulaması ve mültecilerin bu merkezlerde tutulmasına son verilmesi, eğitim, sağlık, barınma ve çalışma gibi temel haklar bakımından vatandaşlarla eşit hakların sağlanması, kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddeti önleyici, kadın ve çocukları koruyucu etkin mekanizmaların hayata geçirilmesi sağlanmalı, dil ve maddi imkan sorunları da gözetilerek adalete erişim ve hukukun korumasından yararlanma hususunda eşitlik ve yeterli imkan sağlanmalı, mültecilere kendi dillerinde hizmet sunacak kolay ulaşılabilir resmi danışma merkezlerinin kurulması, mültecilere dair politikalar belirlenirken mültecilerin ve alanda çalışan sivil örgütlerin görüş ve önerilerinin etkin değerlendirilmesi, uzun süre Türkiye'de yaşayan ve geri dönmesi savaş ve sonraya etkilerinin neden olduğu koşullar çerçevesinde mümkün görünmeyen mültecilere vatandaşlık verilmesi sağlanmalıdır demiş İnsan Hakları Derneği'nin 2020 mültecilere yönelik hak ihlalleri raporu. Biz bunları önemli bulduk ve o yüzden ayrıntılı bir şekilde okudum. Çok önemli ve değerli öneriler. Bir insan hakları savunucusu, siyasetçi olarak İnsan Hakları Derneği'nin bu önerilerine katılıyorum, destekliyorum ve umarım ki gerekenler yapılır. Ayrıca biz değerli arkadaşlar 3 yasa teklifimiz konusunda size bilgi vermek isteriz. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör seçimi çok tartışmalara neden oldu. Üniversiteler özerk olmalı ve bilim üreten merkezler hiçbir yere bağlı olmamalı. Hiçbir yere, bakın ne bir dine, ne bir mezhebe, ne bir iktidara, ne bir otoriteye bağlı olmadan bağımsız bilim üretmeli. Bağımsız bilim üretmesi için de biz yasa teklifimizde görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlileriyle öğrenciler tarafından seçilmesi gerekir diyoruz rektörün. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ve sonrasında atansın. Rektörler profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından olmalı. Seçimlerde öğrencilerin verdiği oylar %50, öğretim üyeleri ve görevlilerin verdiği oylar %50 şeklinde eşit ağırlığa sahip olmalı. Yüksek Öğretim Kurulu'nun atama yetkisi seçilme şartında ve seçim usulünde hata olup olmadığını tespiti ile sınırlı olmalı. Rektör üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder demişiz biz yasa teklifimizde değerli arkadaşlar. Bakın üniversitelerdeki tartışmayı bitirmek için öğrenciler ve öğretim üyeleri birlikte seçsinler. Öğrencilerin ağırlığı %50, öğretim üyelerinin ağırlığı %50 olsun diyoruz. Bu teklifimizin de dikkate alınması gerekiyor. Evet, bir de yine özgür basının temini açısından bir teklifimiz var. Basın kartına ulaşılabilmesi lazım. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti veriyor. Yani devlete akredite gazeteciler oluşuyor, devlete akredite ajanslar oluyor ki biz bu noktada Anadolu Ajansı'nın haberlerinde çok rahatsızlık duyduk zaman zaman. Çünkü yanlış haberler yaptı, devlet ajansçılığı da olmamalı, devlet gazeteciliği de olmamalı arkadaşlar. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen basın kartı kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır. Ne demişiz? Basın kartı her türlü radyo, televizyon, gazete, dergi gibi basın yayın organları ile dijital ortamlarda basın yayın faaliyeti yürüten kişilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir. Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar, basın kartı başvuru süreci, bekleme süreleri ve basın kartı çeşitlerine ilişkin usul ve esaslar basın kartı kurulu tarafından belirlenir.
Basın Kartı Kurulu süreli yayın organları sahip veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarının üyeleri arasında belirlenecek. İki üye bölgesel veya yerel nitelikte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının sahibi veya tüzel kişi temsilcisi arasında belirlenecek. İki üye ulusal düzeyde yayın yapan radyo veya televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarının üyeleri arasından belirlenecek. İki üye basın kartı sahibi gazetecileri temsil eden sendikaların üyeleri arasından seçilecek. Dört üye ve iletişim fakültesi dekanları arasında seçilecek bir üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Belirlenecek üyelerin en az 5 yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilmeleri şarttır diyoruz. Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Bir süresi olan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyenin boşalması veya temsil ettik kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usule yeni bir üye seçilir. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından 2 yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Kurulun çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenir. Evet, basın kartları devlet tarafından değil, özgür bir kurul tarafından verilmeli. Yasa teklifimiz budur değerli arkadaşlar. Bir de terörle mücadele konusunda çok büyük sıkıntılar var. Terörün tanımı belli olmadığı için bu noktada biz terörle mücadele yasasında değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yasanın 2, 4 ve 7. maddelerine baktığımızda suçun tanımı net belirlenmemiş, iş hakime bırakılmış. Lastikli bir şekilde hakim o gün kendini iyi hissetmiyorsa cezaları basabilir, kendini iyi hissediyorsa ceza vermeyebilir. Çünkü yasada suç net olarak tanımlanmamış. Bakın bundan dolayı dördüncü maddedeki bu ifade özgürlüğü ile ilgili sıkıntıdan dolayı Türk Ceza Kanunu 213, 214, 215, 300, 318 ve 319. maddeler yasadan çıkmalı. İfade özgürlüğüne aykırı terörle mücadele kanunundaki 6/2 iptal edilmeli. Terörle mücadele kanunu 7. maddesi iptal edilmeli. 19. maddede insanları ispiyonculuğa teşvik eden madde iptal edilmeli. Örgüt üyeliği ile ilgili yaptırımlara ihtiva eden 220'ye 6, 7 ile 314'e 2, 3 maddeleri ile ilgili AİHM'in ve birçok hukuki kurumun yaptığı tespite göre bırakın bu maddelerin hukukilik kriterlerinin bunların kanuni unsurlarını bile taşımadığını görüyoruz. Venedik Komisyonu da 314'e 2 maddeye kaynaklık eden 220 maddenin 6 ve 7. fıkralarının yürürlükten kaldırılmasını işaret etti. Biz de bunu teklif ediyoruz. Evet, teklifimiz net. Terörle mücadele kanununun 2, 4, 7. maddelerinin kaldırılması, bundan dolayı TCK 213, 214, 215'in 300, 318, 319'un kaldırılması ve TMK 6/2, 7, 19'un kaldırılması yine 314'ü 2 maddeye kaynaklık eden 220. maddenin 6 ve 7. fıkralarının iptal edilmesi yönünde bir yasa teklifi veriyoruz. İnsanları çok kolay bir şekilde terörist ilan eden bir yasayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu kabul edilecek bir şey değil. Terörle mücadele kanunu değişmeden Türkiye'de düşünce özgürlüğü yerine gelmez. Ve insanlar çok basit cümlelerden dolayı, çok basit fiillerden dolayı terörist olarak nitelenir. Terör örgütü propagandası yapıyor denir. Terör örgütü üyesi denir. Çok abartılı bir şekilde 1.376.000 terörle ilgili soruşturma açıldığını biliyor musunuz arkadaşlar? Memleketin hali bu. OHAL döneminde hal bu. Korkunç bir şekilde ülkenin 1 milyondan fazla insanı terör zanlıyla soruşturulmuş son 4,5 yıl içinde. Dehşet verici bir olay arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Devlet vatandaşını terörist olarak görüyor. Kendi ideolojisine aykırı tek bir kelam ettiğinde anında terörist olarak görüyor ve yargılamaya başlıyor ve cezalandırıyor. Ne oluyor?
çalışan erkekler, çocuklu anneler, yaşlı insanlar, hasta mahpuslar terörist oluyor. Düşünün, emzikli kadınlar, hamile kadınlar, çoluk çocuk sahibi insanlar hepsi terörist oluyor. Eline silah almayan, silah kullanmayı bilmeyen insanlar çok kolayca terörist oluyor arkadaşlar. Memleketin hali de budur. Evet, gündemin önemli konularına geçiyoruz. Yine cezaevlerindeki ihlallerle uğraşıyoruz. Biz bu ihlallerle niye uğraşıyoruz? Çünkü bu meclisin bir insan haklarını inceleme komisyonu var ve görevini yapmıyor arkadaşlar. Görevini yapmıyor. Bu komisyon başkanı da siyasi bir perspektifle meselelere bakıyor. Kendisine insan hakları ihlalleri götürdüğümüzde efendim işte hangi gruptan geliyor diye ona bakıyor. Bu komisyondaki iktidar partisi, Cumhur İttifakı Partisi üyelerinin de aynı tavrı görüyoruz. İnsan hakları ihlalleri götürüyoruz. Ve bakıyorsunuz bize hangi kimlikten insan ihlale uğramışsa ona göre bir tavır belirliyorlar. İnsan haklarından haberi olmayan insanları getirip İnsan Hakları Komisyonu üyesi yapmışlar ya. Allah aşkına yani memleketin hali bu arkadaşlar. Götürüyorsun bir ihlal, şurada bir ihlal var. Diyor ki sen şucu musun? Başka bir kimlikten kişinin ihlalini götürüyorsun, şucu musun diyor. Öbürsünü götürüyorsun, bucu musun? Kafa böyle çalışıyor. Bu kadar yani. İnsan haklarını bu kadar anlamış ve İnsan Hakları Komisyonu başkanı yapmışlar. İnsan Hakları Komisyonu üyesi yapmışlar bu insanları. Ve sonra buradan insan hakları ihlali incelemesi çıkacak. Çıkabilir mi? İktidar ne emrediyor? Onlar getirip burada ona göre komisyonlar kuruyorlar. İktidar ne emrediyor? Ona göre verdiğimiz dilekçeleri incelemiyorlar. Ülkede işkence oluyor. Dilekçe veriyoruz, işkenceyi inceleyin, incelemiyorlar. İnsanlar kaçırılıyor, götürüyoruz, inceleyin, incelemiyorlar. Çıplak aramalar oluyor, götürüyoruz, incelemiyor. Peki sen ne için kuruldun? İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı. Ne işe yararsın? İktidarın borazanlığını yapmak için mi varsın sen ya? Yani dün de bakın Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürü geldi. Kendisine Samsun cezaevini arıyoruz. İnsanlar silme korona olmuş. 4 kişi yoğun bakımda. Cezaevini arıyoruz. Telefonlarımızdan kaçıyor müdürler. Siz bari bilgi verin dedik. O da bilgi vermedi. Mustafa Kabakçıoğlu hakkında bilgi verin dedik. Soruşturmalar yürüyor diyor. 5,5 ay olmuş. Şu memleketin devletin haline bakın. Plastik beyaz sandalyede ölen Mustafa Kabakçıoğlu'nu Ceza Tevkif İşleri'nin yeni genel müdürüne soruyorum. Haberim yok diyor. Araştıracağız, bakacağız diyor. Ya 5,5 ay geçmiş. Geciken adalet adalet midir arkadaşlar ya? Allah'tan korkun ya. Silivri cezaevinde Harbiye'li öğrenci Muhammed Ali Taş darp edilmişti. Bu kişinin durumunu soruyorum genel müdüre. Araştırmalarımız, çalışmalarımız sürüyor efendim. Kırıkkale cezaevinde Gökhan Gündüz çıplak arama sonucu darp edilmiş, savcılık takipsizlik verilmiş, yıllar sonra AYM bu konuda ihlal vermiş. Peki o takipsizlik veren savcıyı, o cezaevinin müdürünü dönüp bir sorguladınız mı diye soruyoruz. Kemküm ediyorlar. Bir cevap veremiyorlar. Memleketin hali bu. Memleketin hali bu. Yani ihlalleri örtme makamı haline gelmiş Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü. Adalet Bakanlığı. Haziran ayından beri Covid vakaları ile ilgili açıklama yapmıyor. Genel müdüre soruyorum, niye Covid vakaları ile ilgili açıklama yapmıyorsunuz? Cevap veremiyor. Şu rezalete bakar mısınız arkadaşlar ya? Cevap veremiyorlar. Çünkü tepedeki zatlar bunlara emretmiş, bunların diyecek tek kelimesi yok. Hani ya bunun için bir araştırmaya gerek var mı? Sayın genel müdür diyorum, bunun araştırılacak bir tarafı yok. Haziran ayından beri benim sana sunacağım şu Covid'den ölüm vakaları hakkında siz niye bir açıklama yapmadınız? Niye vakaları açıklamıyorsunuz? Nedir gerekçe? Bundan sonrakileri de mi açıklamayacaksınız? Samsun cezaevinde neler yaşanıyor? Diğer cezaevlerinde neler yaşanıyor? Bunları da mı açıklamayacaksınız? Kemküm. Memleket bunlara teslim arkadaşlar. Canınız bunlara teslim. Bakın vatandaş olarak böyle bir muameleye layık değilsiniz.
Ben milletvekili olarak bunları görüyorum mecliste. Tüm kamuoyuna da buradan söylüyorum. Bu Türkiye toplumu bu iktidara layık değil arkadaşlar. Bu iktidar bu topluma layık değil. Daha yanlış oldu. Bu iktidar bu topluma layık değil. Çünkü iktidar kendi keyfi için hareket ediyor. Bürokratlar hak ihlaline bakmıyor. Makamımı, koltuğumu nasıl korurum diye bakıyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu diye bir komisyonun üyesiyim. Ama çok büyük bir üzüntüyle bu üyeliği ifade ediyorum. Komisyon başkanı ihlal üstüne ihlallere imza atıyor. Komisyon üyeleri biz ihlalleri gündeme getirdiğimizde bize imale şucu bucu demeye çalışıyor. Böylesine utanç verici bir haldeler ya. Bu insanlardan insan hakları ihlali bulmasını mı bekleyeceğiz? Oraya boşuna getirilmemişler. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı da, Cumhur İttifakı'ndan olan komisyon üyeleri de insan haklarını ihlal etmek için, üstünü örtmek için, örtbas etmek için oradadırlar. Utanç verici bir haldedirler ve istifa etmeleri gerekir. Ya bu kadar utanmazlık da olamaz yani. Memleketin bu kadar insan hakları ihlali var, kalkmışlar. Bütün bunları incelememeyi kendi görevleri biliyorlar. Bunların üstünü örtmeyi, bu konuları gündeme getirince size hakaret etmeyi, size itham etmeyi, size iftira atmayı kendilerine vazife bilmişler. Bir tetikçi haline gelmişler oraya. Oraya tetikçi olarak gelmişler. Gerçek insan hakları savunucuları oraya insan hakları ihlallerini getirdiği zaman nasıl olur da biz bu işe engelleriz hesabı için getirilmişler. Bir piyon olarak getirilmişler, bir tetikçi olarak getirilmişler. Yazıklar olsun diyorum. Bu dünyada 3 kuruşluk makamlar peşinde olabilirsiniz. Ama hem bu dünyanın hem öte dünyanın rezilliği sizlerledir. Bunu unutmayın. 3 kuruşluk milletvekili için bütün bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Anlıyorum, görüyorum. Vicdansızsınız. Bunları da çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ağlayan anneleri, perişan durumdaki insanları anlattığımız zaman umrunuzda olmadığınızı görüyoruz. Cezaevindeki bebekleri anlattığımız zaman güldüğünüzü görüyoruz. Vicdansızsınız. Evet, hasta mahpusların ölümünü anlattığımızda tınlamadığınızı görüyoruz. Kanser olup ölenleri anlattığımızda umrunuzda olmadığınızı görüyoruz. Vicdansız bir güruhla beraber olmak kadar kötü bir şey var mı arkadaşlar? Maalesef ki biz milletvekilleri olarak böylesine bir talihsizliği yaşıyoruz. Bakın İzmir Kadın Cezaevinden Aynur Başaran yazmış bana. 64 yaşında 34 aydır tutukluyum. 11 kişilik koğuşta 28 kişiyiz. 2 gözden kornea nakli oldum. Sol gözümü kaybettim. Sağda kanlanma ağrı oldu. Bu halde cezaevinde kalabilirsin dendi. Izdırabıma son verecek kimse yok mu? Biz bu insanların derdini burada anlatıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın umurunda değil. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun umurunda değil. İhlalleri örtmekle meşgul arkadaşlar. Ama bakın cezaevlerinden inim inim inleyen insanların sesleri yükseliyor. Samsun cezaevini bahsettik. Bir kişi korona olmuş, herkes kapmış. Bütün infaz koruma memurları ve diğer görevlilerde de var. Eskişehir L tipi kapalı cezaevinde bakın ne oluyor. Telefon görüşleri 20 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Diğer cezaevlerinde halen 20 dakika olmasına rağmen Eskişehir L cezaevinde 10 dakikaya. Ya insanlar zaten açık görüş yapamıyor. Kapalı görüşler sorunlu. Ya bir 10 dakikasını kısmakla nereye varacaksın arkadaş ya? Nasıl bir anlayış bu? Bakın yine Şakran'da neler oluyor? Ailelerin ve avukatların haberi olmadan toplu olarak Afyon'a nakledilmiş insanlar. Aileler akşamdan beri perişan. Ya düşünün, aileleri, avukatları haber vermeden Şakran'daki insanları kalkıp Afyon'a nakletmişsiniz. Uygur Türklerine yapılan zulme karşı ne yapıldı arkadaşlar? Bakın Türkiye Uygur kardeşlerimizi Çin Büyükelçiliği önünden kaldırdı, kovaladı. Kabak tadı verdiniz, defolun gidin dedi. Uygur kardeşlerimiz MHP genel merkezinin önüne gitti, açıklama yapmalarına fırsat verilmedi.
Randevu alma talepleri geri çevrildi. MHP Genel Merkezi'nin önünde açıklama yapmak isteyen kamp mağduru yakınlarına izin verilmedi. Daha bu konuda yorum yapmaya gerek var mı? Türkçülüğü kimseye bırakmayanlar şu anda 3 kuruşluk para için Uygur Türklerini satmış durumdadır. Cumhur İttifakı Uygur kardeşlerimizi satmış durumdadır. Lamı cimi yok. Şimdiye kadar Türk milliyetçiliğini kimseye bırakmayanlar Çin'le olan anlaşmaları, demokrasiden uzaklaşmaların bedeli olarak Uygur kardeşlerimizi satmıştır. Bakın, odiyometri mezunu arkadaşlarımız bize geliyorlar. 90 puanlar ile atama beklerken halk sağlığına neden odiyometri atması yapılmıyor? Neden okullardaki işitme testlerini sertifikayla başka branşlar yapıyor? Sırf bu yüzden binlerce yanlış test yapıldı diyorlar. Yine Kocaeli Limaç'ta 550 ton saf alkolün içine 15 tona yakın izopropil alkol pompalandığı haberini aldık ve yaklaşık 50 tonunun piyasaya sürüldüğü iddiaları var. Bu konuda da bakanlığa soru önergesi verdik. Doğru dürüst bir açıklama yok hala. Halkın sağlığını çok büyük tehdit altında bulunduran bir olayla karşı karşıyayız. Kimsenin umurunda değil. Bitmeyen bir o haldeyiz. Yıllarca görev yapan Yargıtay üyeleri bir tarafta dururken bir bakıyorsunuz Yargıtay'da görev yapmamış birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a oradan zıplayarak Anayasa Mahkemesi'ne gidiveriyor. Bakın. Enis Berberoğlu'nun biz milletvekiline dönüşünü sevinçle karşıladık ama Leyla Güven ve Musa Farisoğulları arkadaşlarımız maalesef halen cezaevindeler. Bu da kabul edilecek bir davranış değil. Önemli bir ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Halkın iradesinin gasp edildiğini görüyoruz. Çeşitli gözaltılar yapılıyor. Kocaeli'nde geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi olaylarını protesto etmek için 17 öğrenci gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı ama ifade özgürlüğü bu halde her ağzını açan gözaltına alınıyor. Van Büyükşehir Belediyesi yine büyük bir skandala imza atıyor. Orada mağdur olan kişiler bize yazıyorlar. Hep sürekli bunlara bildiriyorum. Sayın Gergerlioğlu diyor, Cüneyt Özdemir haber yaptıktan kısa bir süre sonra Van Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter sayfası tüm işçilere engel koydu. Sanki belediye babalarını özel çiftliği ve insanları engelliyorlar. Sanırım 306 kişiydi ve işten çıkarıldılar. Yıllardır direniyorlar ama halen bir gelişme yok. Belediye onları işe almıyor. Yine bakın gözaltılarla ilgili skandal bir hadise geçtiğimiz gün yaşandı. Her kesimden insanın hakkını, hukukunu savunmaya çalışıyorum. Haluk Çavuşoğlu, Adli Mahpuslar Derneği Başkanı, bir meseleden dolayı gözaltına alınmış ve günlerce gözaltında tutuldu. Yani düşünün, insanların özgürlüğünü gasp etmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Gözaltına alıyorsunuz, neyse işlemini yapın, gönderin. Ya tutuklayacaksın ya serbest bırakacaksın. Günlerce gözaltında tutmanın alemi nedir arkadaşlar? İnsanlara zulmetmeye, boyun eğdirmeye mi çalışıyorsunuz? Bursa'da gözaltında bulunan müvekkillerimizin gözaltı kararına itiraz etmek istedik ancak kolluk daha soruşturma numarası olmadığını söyledi. Adliyeye gittik, muhatap bulamadık. Müvekkiller soruşturma numarası dahi olmayan bir dosyadan gözaltındalar. Memleketin de hali bu değerli arkadaşlar. Yani soruşturma dosyası olmayan bir dosyadan gözaltına alınıyorsunuz ve işte günlerce de gözaltında kalabiliyorsunuz. Memleketin halleri bu. Yine ülkede yargının haliyle ilgili bir örnek vereyim. Bana yazan birisi diyor ki abim darbeden bir yıl önce askeriyeden istifa etti. İtirafçı ifadesiyle 2018'de gözaltına alındı. İtirafçı 2015'te açılan hastaneye 2010'da gitti demiş. Ve birkaç ankesör araması olduğu için 6 yıl ceza aldı. Ülkede yargının hali bu. Yine biz bakın 90'lı yıllarda işkence gördüğünü söyleyen Hasan Cura'nın mektubunu meclis başkanlığına sunduk. Kaba ve yaralayıcı ifadeler var diye önergemiz geri çevrildi. Şimdi muhalefet de son derece ilkesiz arkadaşlar.
ABD Türkiye'yi eleştirdiği zaman vay sen bizi nasıl eleştirirsin diyorlar. Yargımız çok iyi, bizi nasıl eleştirirsin diyorlar. Sonra da mesela bakın Selçuk Özdağ'a saldıranlar tahliye edilince kıyameti koparıyorlar. Yani herkes ilkeli olacak arkadaşlar. Kendisine dokunduğu zaman kıyameti koparmak veyahut da işte genel bir teamüle uyalım, iktidarı çok rahatsız etmeyelim dendiği anda ülkede işler çok iyi gidiyor diyerek imzalar atılması, Türkiye'yi eleştirenlere karşı çıkılmaya çalışılması kabul edilecek bir davranış değil. Ülkede hak konusunda milliyetçiliğe gerek yok. Ülkede haksızlığı kim yaparsa yapsın karşı çıkarız. İster Türk yapsın, ister Kürt. Türkiye iktidarı yapsın, başkası yapsın. Bay efendim başka bir ülke bizi eleştirecekmiş, bunu nasıl kabul ederiz? Ya başka ülke bu ülke meselesi değil. Önemli olan haksızlık var mı yok mu? Bu kadar. Bakın intiharlar artıyor demiştik arkadaşlar. Bu konuda da size bazı örnekler sunalım. Kocaeli'nde Ünal Çetinkaya, Kocaeli'ye gelirken diğer arkadaşlar gibi intihar edeceğimi hissetmiştim. Burada hayatıma son vereceğimi biliyordum. Son zamanlarda maddi sorunlardan dolayı neler yaptığımı bilmiyordum. Kadınlara lütfen saygı gösterin, incitmeyin, şiddet uygulamayın, konuşmayı deneyin, ön yargılı olmayın, affetmeyi bilin. Sizleri seviyorum, hoşça kalın ifadelerinden sonra intihar etmiş. Yine İstanbul Zeytinburnu'nda bir çift, Elvan Demir ve Enver Demir, 1,5 yaşlarındaki çocuklarını bırakarak maalesef intihar etmişler. Çok üzücü hadiselerle karşı karşıyayız. Yine İzmit Yeşilova Mahallesi'nde 28 yaşındaki Kadir Gündüz de intihar etmiş. Kadir Gündüz ipte asılı bulunmuş. Bunun gibi arkadaşlar maalesef bu intihar vakaları unutulup gidiliyor ama bunun nedenlerini mutlak ayrıntılı bir şekilde araştırmak gerekiyor. Çünkü bu insanlar gidiyor ama yeni insanlarımız intihar etmesin, bizim derdimiz bu olmalı. Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ı unutmayalım. O hep 23 yaşında kaldı. Ve hesabı da sorulamadı. Bakın biz Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü'ne soruyoruz. Covid ile ilgili ölümler hakkında niye bilgi vermiyorsunuz? Çıtları çıkmıyor. Ben bilgi vereyim. Bu ölümlerin hesabı da nasıl sorulur onu da sormak isterim. Manisa T tipinde bulunan KYK'lı din kültürü öğretmeni Ersoy Kara Mustafa bugün hayatını kaybetti demişiz. Birkaç gün önce bu olay oldu. 20 gündür yoğun bakımdaydı. 9 Nisan'da tahliye olacaktı ve iki oğluna kavuşacaktı. Eşi de cezaevinde. Evet, bu kadar kalabalık cezaevi ortamlarında hem de insanların denetimli serbestliğini vermiyorsunuz, infazlarını yakıyorsunuz. KYK'lı Ertuğrul Kuzan'ın beyin kanseri olan kızıyla çektirdiği son fotoğraf. Maalesef kızı beyin kanseri olduktan sonra 3-4 gün önce hayatını kaybetti. Ertuğrul Kuzan adli mahpus olsa kızını görme şansına sahip olacaktı. İnfaz erteleme alacaktı. Kızının tedavisine yardımcı olacaktı ama sırf siyasi mahpus olduğu için infaz erteleme alamadı. Böylesine zalimce bir infaz indirim yasası var maalesef. Evet, bizim hakkımızda soruşturmalar açtılar ve bizim de bunlara cevaplarımız oldu. Onlar için de konuşalım. Biz kaçırılan askerlerden birinin başvurusuyla beraber 10 Eylül 2019'da ne dediğimizi sosyal medyadan da ilan ettik. Burada basın toplantımda 10 Eylül 2019'da gelin bu meseleyi çözelim, bu insanlar ölmesin açıklaması yaptım.
Evet, çok kişinin o zaman bundan haberi yoktu. Biz barış, insan hakları çözüm derken, bu işin peşinden koşarken kimsenin umurunda da değildi. Ben bunun çözümü için elimden geleni yaptım ama olmadı arkadaşlar. Ve bize soruşturma açtı. Yani çocuklar ölmesin, analar ağlamasın dediğimiz için bizi mesleğimizden ihraç ettiler, cezalar verdiler. Şu anda soruşturmalar açıyorlar ama biz yine çocuklar ölmesin, analar ağlamasın demeye devam edeceğiz. Bu suç değil. Ölümlerle çözüm olmaz. Evet, bakın bir de çok üzücü bir görüntü bu. Kadir Topbaş vefat etti. Maalesef ki ondan kalan o hal sonrası yaptırdığı hainler mezarlığıydı. Yargısız infazla ölen insanların bu mezarlığa gömülmesini istemişti. Kadir Topbaş öldü gitti. Arkasından da konuşmayı çok fazla istemiyorum ama ölüp gittikten sonra yaptırdığı bu hainler mezarlığı meselesi kaldı geriye. O yüzden her insanın biraz oturup düşünmesi lazım. Biraz evvel ne dedik? 3 kuruşluk dünya için onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi satmayalım arkadaşlar. Şu andaki siyasetçilere de söylüyorum bunu. Yarın öbür gün öldüğümüz zaman bizden kalan kötü fotoğraflar olabilir. O yüzden hani 3 kuruş daha fazla kazanacağım, makam mevkilere geleceğim, insan hakları kavramını ifade edeceğim, yeter ki makam mevkilerim yükselsin, cebim para dolsun diyorsanız, işte sonunda öldükten sonra böyle kötü fotoğraflarla hatırlanırsınız. Değerli arkadaşlar, bugün Regaib Kandili. Regaib Kandilimizi de tebrik ediyoruz. 3 aylardayız. 3 aylar bize, hepimize daha çok hakkı hukuku tanıma, merhamet, vicdan hisleri, adalet ve güzellikler getirsin inşallah. Kötülüklerden uzaklaşalım, zorbalıktan uzaklaşalım diye diliyorum. Son olarak da söylemekten vazgeçmeyeceğimiz Şerif Mesutoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nde bozulması gereken kararını hatırlatıyoruz. Çünkü müebbet hapis alan bir kişiydi ve bunu hak etmemişti. Kaçırılan Mehmet Bal hala bulunmadı. İstanbul'da kaçırılan Batmanlı bir kişiydi. Hürmüz Diril halen aylardır, yılları aşan bir şekilde Hürmüz Diril yok. Eşi Şimino Diril'in cesedi bulundu. Hürmüz Diril nerede? Ne ölüsü ne dirisi bulunuyor? Olacak bir iş değil. Hiç kimse de bu konuda bir açıklama yapmıyor. Gülistan Doku yılları bulan uzun süredir kaçırılmış bir kişi ve halen bulunamıyor. Gökhan Türkmen 9 ay boyunca kaçırıldığı dönemde işkenceye uğradığını söylediği için mahkemeleri halen kapalı yapılan bir insan. 6 Ağustos 2019'dan beri kaçırılan Yusuf Bilge Tunç 560 günleri buluyor. Halen ortada yok. Ne ölüsü var ne dirisi. Biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bir insan hakları savunucusu olarak bu meseleyi unutmayacağımıza söz vermiştik. Yine Hüseyin Galip Küçük Özyiğit 29 Aralık'tan beri kaçırılmış durumda ve geçtiğimiz gün doğum günüydü. Kızı bu doğum gününde sana bir şey hediye edemedim diye çok bizi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Devlet bu kişiyi bulmak istemiyor. Bu apaçık ortada. Kaybedilmiş. Kimse bulmak istemiyor. Kaçırılmış durumda. Büyük bir haksızlık var. Bakın kızı tek başına gidip savcılıklara başvurdu. Karar verilmesi karar vermesine yer olmadığına dair takipsizlik verildi. Ve işlemler böyle ciddiyetsiz bir şekilde yürüyor. Düşünün, bir insan kaçırılmış, savcılık takipsizlik veriyor bu konu hakkında. Bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.